Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Her şeyi böyle kısa kısa güzel güzel yapabiliyoruz. O zaman e, bu strapla ilk menümüzü de yapmaya çalışalım dedim. Menü e, bu camiada nav var olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla aslında gidip e, bakmanız gereken yer bir bootstrap of resmi sitesinde navbar kısımları olacak. Nav ve navbar kısımları bunları birbirine incekte injekte ederek kullanabiliyoruz. Ben şimdi burada e, basit bir navbar yapmaya çalışacağım. Hem de Bootstrap sayesinde nasıl hızlı bir menü barı yapılıyor ona bakacağız. Şimdi şöyle yapacağız. Nav diyeceğiz. HTML 5'ten gelen navımız. Normalde div de diyebilirdik. Fark etmez çünkü zaten klası başvuruyoruz. Fakat buraya nav bar demeden önce nav, nav bar mesela default diyeyim. Yine bunun klasları var. Değişebilir. Şu anda herhangi bir değişiklik olduğunu görmüyoruz. Neden? Çünkü bu klaslar birbirleriyle çok iç içe olduğu için hata yaparsak böyle navbar dedik şu anda fakat navdı. O zaman arkadaşlar sıkıntı olabilir. İşte bu şekilde şu anda gördüğünüz gibi arka tarafta hemen background'ı biraz daha böyle koyu gri olan bir navbar menü barı bu şekilde oluştu. Şimdi ben tabi sitenin durumuna doğru bağlı ama buraya inverse kullanacağım mesela. Inverse dediğimde ise şöyle renk e, tamamen zıtlığa dönüşüyor inverse ve ne yapıyor bu şekilde daha böyle koyu bir hal alıyor tamam şimdi navbarımızı oluşturmaya başlayalım geldim buraya navbarın içerisindeyim ve buraya arkadaşlar ilk olarak bir tane div vereceğim bu divim class container flute olacak şimdi bunu attıktan sonra yavaş yavaş şöyle div deyip Yine pardon class vermem gerekiyor. Yine bir class vereceğim ve bu class'ım navbar header olacak. Navbar header. Şimdi e, bundan etkisini çok göremezsiniz tabii ki. Ama buraya mesela bir tane e, anchor tag verelim, şöyle diyez koyalım ve buraya diyelim ki bu arkadaş bizim web sitenin adı olsun web site adı ve bunun klasına, bu anchor tag'in klasına, buna anchor tag verdim çünkü tıklanabilecek bir link gibi olsun. Buraya arkadaşlar Nabar Brand diyoruz. Marka Türkçesi. Nabar Brand dedikten sonra F5'e bastığımda gördüğünüz gibi burada bir hover efekti olan tıklanabilecek bir link çıkıyor ve bu bizim e, Nabar Brand'imiz oluyor. Şöyle bu işi sol tarafta genelde sabitlenmiştir hep markalar. O yüzden kendisi sol tarafa bu şekilde kayıyor arkadaşlar. Daha sonrasında buraya gelip bir tane unordered list yapacağız. Fakat buna da yine klaslar vermemiz gerekecek. Tek şöyle yapacağım. Bu klaslarımız nav, navbar, nav isimlen hani buradan artık yavaş yavaş isimlere eleştiriler gelebilir. <laughs> Ama dediğim gibi daha önceki dersten bahsettiğim gibi de maalesef yapacak bir şey yok. Buraya ilk elayımızı vereceğiz ve bu elaya ben home diyeceğim mesela. Neden? Çünkü bu hani genelde hep böyle ana sayfaya götüren yer oluyor. Home diyeceğim. Fakat bunu böyle kullanmayacağım yine. Şöyle şurayı kapatayım. Home'a da yine bunlar hep e, tıklanabilir linkler olduğu için hep anchor tekler arasına yazacağım. Daha sonrasında buraya arkadaşlar bu Home'a yani şöyle bir efekt vermek isteyeceğim. Önce geleyim F5'e basayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir yapı oluştu. Daha sonrasında şuraya gelip diyeceğim ki bu home'un klası aktif olsun. Yani tıklanmış olsun ve dolayısıyla şöyle baktığımızda şöyle bir yapı var. Sanki burası tıklanmış gibi gözüküyor. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar ve işte buraya yine bir elay vereceğim. Fakat bu elay biraz daha farklı olacak. Çünkü burada mesela drop down kullanmak istiyorum. DropDown kullanabilmem için hemen şuraya önce klasımı vereceğim. DropDown klasını DropDown ve daha sonrasında buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Buraya bir anchor tek açacağım. Ve işte yine şöyle olsun ve bu aralara ne yapmam gerekiyor? DropDown'ın klaslarını vermem gerekiyor. Neydi geçen dersimizde görmüştük? Buraya DropDown uh, toggle geliyordu. Pardon uh, Evet evet galiba drop down toggle geliyordu. Ben de şu anda bir an karıştırdım. Daha sonrasında ise data toggle'ım olacaktı. Ve buraya da işte ne veriyorduk? Drop down veriyorduk. Ve şu anda şimdilik şurası bir de ne diyorduk? Şuraya mesela buraya page bir diyelim. Buraya span atalım. Span. Bu span'e de ne klası veriyordum? Klas veriyordum. Diyordum ki kert olsun. Yani aşağı doğru bir ok açasın. Şimdi Klasımız var. Tamam. Drop down toggle. Daha sonrasında data Toggle'ımız drop down. Daha sonrasında zaten href'imiz yes. Tamam. Page 1. Şimdi ise bunu hemen şu alt taraftan devam etmemiz gerekecek. Buraya yine unordered list ve klasım ne olması lazım? Drop down menu olması lazım. Ve buraya yine anchor Teklerle şöyle işte page 1.1 diyelim. Şunu kopyalayayım. Şöyle F5'e bastım. Page 2, 3 ve böyle F5'e bastım da evet şu anda bir sıkıntımız var. Çünkü bu e, page 1 linkimizin bir tane klasını büyük ihtimalle hatalı verdik. Ona bakacağım şimdi. Nereden kaynaklanıyor? Olabilir. Elayımız var. Tabii bunların hepsi Bakayım şu ul taginin içerisinde olması lazım ona dikkat edelim. Şu ul tagimi şöyle bu navbar'ın hemen şu dibime bakalım container fluid ul tagi burada açılıyor şurayı kapsaması lazım. Şöyle hatta şunları biraz daha içeri alacağım. Şunlar aynı olabilir. Şöyle f5'e bastığımda evet şu anda bu ul tekleri arasına yazmamız gerekiyor li itemlarımızı dolayısıyla şu anda menümüz bir page dağına da sahip oldu menümüz şu anda ilerliyor daha sonrasında isterseniz hemen yine şu e, ee, li'dan çıktıktan sonra şu da li biliyorsunuz şu li şuraya ait şu kısım buradan çıktıktan sonra yine bir tane daha li anchor tag verelim ve buraya işte page 2 diyelim değil mi aynen page 2 olsun bir tane daha verelim şimdilik o da yan yana şöyle o da page 3 olsun gelelim bir görüntüye bakalım şimdi arkadaşlar görüntümüz bu şekilde ee, normalde bir menüde zaten 3-5 tane böyle seçenek oluyor eğer biraz daha ilerletmek istersek buraya mesela bir tane search yapmak için arama yapmak için küçük bir ee, ne denir ona input field ekleyebiliriz bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar burada bu ul'nin dışına çıkacağım ve diyeceğim ki form tabi ee, bir form oluşturmam gerekiyor ki buradan input alacağım bu formuma arkadaşlar action ile şimdilik ilgilenmeyeceğim çünkü action'a ihtiyacım yok fakat formun klasına şöyle diyeceğim ki navbar form bu navbar form ve navbar hadi şimdilik left diyelim ve içeriye daha sonrasında tabii ki ne yapmam lazım? Yine bir div açacağım ve klasına form group vermem lazım. Şu anda çok şaşırıyor olmamanız gerekiyor. Form'ları görmedik ama yapılarda hemen hemen aynı. Daha sonrasında bir input'um olacak. Input. Input'umun type'ı text olacak. İşte buraya placeholder koyabiliriz. Placeholder hani orada gözükecek olan yazı. Ara diyebiliriz. Ve bir de ne yapabiliriz? Ee, tabii ki klas vermemiz gerekiyor. Yine form control klası. Bu da bize Bootstrap'tan sağlanmış bir klas. Bu divin hemen altına da bir tane buton yapalım ve butonumuzun tipi type submit olsun. Hani tıklandığında submit bize gönderi olsun. Klasımız ise btn btn default olsun. Daha sonrasında buraya da ara diyelim. Şimdi gelin bir bakayım f5'te Evet, fena değil, güzel. Fakat ben şahsen bu arama olayının sağ köşede olmasını isterim. O da şuradaki navbar left kısmını right yapmayla hemen bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç satır kodla güzel bir menü barı oluşturabiliyoruz ve bu tamamen şöyle alırsam şu şekilde daraltırsam tamamen şey olacak. Eee olacak. Daralttım, daralttım. Gördüğünüz gibi böyle responsivlik konumuna giriyor. Bu da bizim için gerçekten avantajlı bir durum. Daha da güzel işler olacak menü barı hakkında. Bu sadece bir ön girişti. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gelecek dersimizde yine görüşmek üzere.